Şimdi dostlar geldik 6. köşe taşımıza. Bakalım neler yapıyoruz görelim hemen. Birinci sorumuz diyor ki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Tamam. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye bir şey söylemiş. Şimdi grafik sorularında şuna bakacaksınız arkadaşlarım ilk iş olarak. Bize fx'in mi grafiği verilmiş yoksa türevinin mi grafiği verilmiş? Buna göre bilgileri dikkatli okuyacaksınız. Şimdi fx'in grafiği verildiğinde konuşalım birlikte. Şu grafiği bir yorumlayalım. Şuradan bakın eksi sonsuzdan başladım. Sol taraftan başlıyorduk. Bakın burada bir yokuş çıkıyorum arkadaşlarım. Yokuş çıkıyorum, çıkıyorum. Nereye kadar? Eksi sonsuzdan başladım. X değerim 0 olana kadar eksi sonsuzla 0 aralığında daima artan bir yokuş çıkıyorum. Yani yokuş artan anlamına geliyor ki demek ki bakın birinci öncül ne diyor? Eksi 2 ile 0 aralığında yani şu aralıkta eksi 2 ile 0'ın olduğu şu aralıkta fonksiyonum artandır diyorum. Artan olmasının ifadesi neydi türevle alakası? Demek ki türevi burada kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Artan çünkü. Bir doğrudur o yüzden. Geldim ikiye. Sıfırla diyor 4 aralığına bakın diyor. Yani şimdi şu aralığa bakacağız. 4 ile 0 aralığına. Bakın buradan aşağı kayıyorum ne güzel. Hop yokuş aşağı indiğim için. Ne diyeceğim dostum? Azalan bir fonksiyon var elimde diyeceğim. Bu aralıkta azalan olmasının sebebi de türevinin sıfırdan küçük olması demekti dostlarım. Bunu da geçtim. Geldim 3. öncüle. 4 ile 5 aralığına yani şu aralığa bakacağız şimdi. Fonksiyon bakın burada ne yapıyor? Yine yokuş çıkıyor değil mi dostum? Yokuş çıkıyorsak artıyoruz demektir. Artan demek de türevinin sıfırdan büyük olduğu anlamına geliyordu. Bu da doğruymuş dostum. Demek ki Edirne şıkkı. Hepsi doğru olacak diyebiliriz. Geldik 2 numaraya. Bakalım burada ne yapacak? Yine fx'in grafiği verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş bize dostum. Yanlış olanı soruyor bize. Bir bakalım neler yapacağız. 0-2 aralığında şu aralıkta 0 ile 2. Yokuş çıkıyorum değil mi kardeş? Yokuş çıktığım için ne oluyor? Artan. 0 ile 2 aralığında artandır. Tamam. F'in türevinde 2 tanımlı değildir. Evet kırık çizgilerde türev tanımlı değildir demiştik. F'in türevi 2 de kesinlikle tanımlı değil. Bu da doğru. X küçük 0 için yani sıfırdan küçük şu taraflar için bakın fonksiyon sabit değerler almış. Sabit bir fonksiyon olmuş. Türevi neydi sabit fonksiyonda? Sıfırdı. Sabit fonksiyonun türevine sıfır demiştik dostum. Geldim Denizli şıkkına. X büyüktür 2 için. Şimdi 2'den büyük değerler için bakıyorum şöyle aşağıya doğru inmiş benim grafiğim yokuş aşağı iniyorum. Yani burada bir azalanlık söz konusu. Azalan olduğu için türevi kesinlikle sıfırdan küçüktür diyeceğim. Bu ne diyor Denizli şıkkı? Türevi sıfırdan büyüktür diyor. Yanlış söylüyor değil mi arkadaşlarım? Hangisi yanlıştır diye söylüyor. Denizli şıkkımız yanlıştır dedim. Edirne'yi de kontrol edelim isterseniz. Bakalım Edirne'de de belki bir yeni bilgi öğreniriz. 1 ile 2 aralığında. Şimdi 1 şurasıdır dostum. 2 de burası. Şu aralık için konuşun diyor. Şu aralıktaki fonksiyona bakalım şimdi. Şurasıdır bizim fonksiyonumuz ve artış gösteriyordu değil mi bu aralıkta? Artış gösterdiği zaman da türev sıfırdan büyük olacak demiştik. O zaman bu da doğrudur zaten. Cevabı da işaretlemiştim kardeş. Geldim 3. soruya. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Hadi şimdi acele etmeden yavaş yavaş yapalım. Şimdi bir kere şunu biz kendimiz konuşalım arkadaşlarım. Bakın eksi sonsuzdan başladım. Geldim 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 şu eksi bir değerine kadar. Fonksiyonum hep artış gösterdi. Azalış gösterdi pardon. Demek ki şuradaki bütün x değerleri için f'in türevi ne olacak? Azalan olduğu için sıfırdan küçük olacak. Yani mesela eksi 3 için f'in türevi sıfırdan küçük. Bu doğrudur kardeşim. İşte eksi 2 için bakın eksi 2 şuradadır. Yine eksi 1'e kadar olan bütün değerler için demiştim. Eksi 1'e kadar olduğu için eksi 2'de. Bunun da türevi sıfırdan küçüktür. Çünkü azalan var. F'in türevinde eksi 1. Bakın ne var burada? Teğet doğrumuza dikkat edin. X'e paralel bir teğet var.
X'e paralel teğetlerde ne oluyordu dostlarım? Eksi 1 noktasında X'e paralel teğet olduğu zaman eğimimiz 0 oluyordu. Yani eksi 1 noktasındaki türevi 0 olacak. Kesinlikle doğru. Şuna bakalım. F'in türevinde 1. 1 dediğimiz şey şuradaki bir sayı. Şuradaki değere bakıyoruz. Şimdi burada bizim fonksiyonumuz artan bir if fonksiyonu olduğu için buradaki, şuradaki bütün sayılar için arkadaşlarım f'in türevi 0'dan büyük olacak. 1 için de 0'dan büyük. 0 için de, işte şuradaki küçük küçük diğer bütün sayılar için de 0'dan büyük olacak. Bu da diyor ki f'in türevi 1 0'dan büyük olacak. O zaman bu da doğru çünkü artan bir fonksiyon. Demek ki cevabımız Edirne'ymiş. Bir kontrol edelim. F'in türevinde 4. Dostum, şu aralıktaki bütün sayılar için, x değerleri için, fonksiyonum azalan olduğu için fonksiyonun türevi 0'dan küçük olacak. Mesela 3 için de 0'dan küçük olacak. 4 için de 0'dan küçük olacak. İşte 5 için de fonksiyon gidiyor böyle sonsuza doğru. Demek ki 4 için de 0'dan küçük olması lazım. Ama bu büyük dediği için yanlış şıkkımız Edirne şıkkı çıktı. Geldik 4. soruya. Evet. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş yine kardeş. Hadi konuşalım şimdi. F'in türevinde eksi 2. Şimdi eksi 2 neredeki bir nokta? Şurada. Şimdi f fonksiyonu burada nasıl bir fonksiyon? Artan. Artan bir fonksiyon olduğu için f'in türevinde eksi 2 kesinlikle 0'dan büyüktür. O yüzden burası artı. F'in türevinde 0'dan bahsediyor dostum. 0 dediğim şuradaki değeri ki bakın burada fonksiyon şuraya kadar azalma göstermiş. Demek ki azalan bir fonksiyon. Türevindeki 0 değeri de buradaki aralığın içinde olduğu için 0'ın karşılığı kesinlikle eksi olacak. Çünkü azalan. Artı ile eksinin çarpımı da eksi olacağından 0'dan küçüktür. Demek ki bu doğru bir ifadedir. 1 numara doğrudur arkadaşlar. Geldim 2 numaraya. F'in türevinde 4. 4 şuradaki bir nokta ki bakın buradaki şu 3'ten sonraki bütün sayılar için fonksiyonumuz sabit. O halde türevi kesinlikle 0 olacak demiştik. F'in türevindeki 4 değeri de 0, 5 değeri de, 6 değeri de bütün değerler 0 olacağı için şurası 0 bir kere. F'in türevinde 2 diyor kardeşim. 2 şuradaki bir değer. Bakın 2 şurada azalan bir fonksiyon olduğu için bizim ifademiz azalan fonksiyonun türev değeri de neydi? Negatif. O zaman burası eksi olacak. 0 ile eksi bir sayının toplamı da eksi olacağı için bu da doğrudur kardeşim. 0'dan küçük olsun diyor çünkü. Doğru bir ifade diyor. Sonuncusuna gelelim arkadaşlar. Bakalım bu ne diyormuş? F'in türevinde 1. 1 burada. Peki fonksiyon burada azalan olduğu için bu kesinlikle negatif bir değer alır. F'in türevinde eksi 3. Eksi 3 burada. Artan bir fonksiyon olduğu için kesinlikle pozitif bir değer alır. Eksi şöyle oldu bakın. Eksi eksi artı oldu. Peki eksi eksi artının değeri ne olur? Şurası eksiye döner. Eksi ile eksinin toplamı da sonuç negatif çıkması lazım. Ama bu sıfırdan büyük olacak diyor. O yüzden bu yanlış. Yani 1 ile 2 doğrudur. Diğer 3. şık yanlıştır. Geldim 5 numaraya. Fx fonksiyonu diyor kardeşim. Grafiği verilmiş yine. Hadi konuşalım bu grafikle ilgili. F'in türevinin sıfırdan büyük eşit olduğu, eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye soruyor. Şimdi f'in türevinin sıfırdan büyük olması demek artan olduğu anlamına geliyor ki artanlığı soruyor bize dostum. Hadi gelin bakın şuradan başlıyor bizim artanlığımız. Şuraya kadar artan bir fonksiyon değil mi? Şurada hep bir artış var, yokuş çıkıyor. Ama bundan sonrası azalış. Veya bundan öncesi de azalış. Şimdi artanlar hangileri? Bakın eksi 2 var bu aralıkta. Eksi 1 var, 0 var, 1 var, bir de 2 var kardeşim. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. 5 tane değer var. Cevabımız Ceyhan çıktı. 6'ya geçtim hemen. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuş bize. Konuşalım hemen bakalım ne diyor. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi direkt cevabımıza bakayım. Edirne şıkkıymış. Bir Edirne'yi kontrol edelim arkadaşlarım. Bakalım yanlış mı gerçekten? F'in türevinde eksi 2. Şimdi eksi 2 burada. Diyor ki üstündeki eksi ne demekti? Soldan yanaş.
Şimdi soldan yanaşırsam ben buna şuradan bahsediyorum ki burada bir artan fonksiyon var. Artanlık olduğu için dostum bunun türevi kesinlikle sıfırdan büyük olacak. Demek ki şurası pozitif. F'in türevinde sıfır diyor. Sıfır burada. Yani azalan olan yerde kardeş, azalan taraftayız biz. Azalan olduğu için türevi daima negatif olacak. Eksi. Artıyla eksinin çarpımı da eksi olmalı ama bu büyük sıfır diyor. Yani artı olacak diyor. Yanlış diyor kardeş. O yüzden gerçekten de bu yanlış şıktır. Hadi bir de Denizli'yi inceleyelim. 2'ye bakın, 2'ye sağdan yanaşın diyor kardeş. Sağdan yanaşırsak sabit fonksiyon var burada 2'ye yanaştığında. Sabit fonksiyon demek türevi 0 demek. Bu 0. 2'ye soldan yanaşın diyor. Soldan yanaşırsam azalan fonksiyon var. Türevi negatif demek. Bu negatif. 0 eksi eksi. Eksi eksi artı demek. 0 artı artı demektir. Yani 0'dan büyük demektir. O yüzden bu doğru bir cevaptır. Doğru bir şıktır. Diğerlerine bakmaya gerek kalmadı arkadaşlarım. Bence yeterlidir bu kadar. Edirne şıkkı zaten bulduk. Yanlış olan şıkmış. Peki 6 numarayı geçtim. Şimdi sıra geldi 7 numaralı köşe taşına. Bakalım burada ne yapacağız. Şimdi bakın birinci soruya dikkat edin işte arkadaşlarım. Şimdi ne var burada? F'in türevinin grafiğini vermiş adam bize. Türevinin grafiği var. Burada dikkatli olacağız. Şimdi türevinin grafiğinde neye bakacağım ben? Önce onu söyleyeyim. Dostum, x ekseninin üstünde kalan kısımlarda, yani şu bakın 2'ye kadar olan şu kısım x ekseninin üstündeki kısım kardeşim. İşte bu kısımlarda diyeceksin ki f'in türevi, yani bize verilen şu fonksiyon, f'in türevinin fonksiyonu verilmiş ya, f'in türevi kesinlikle sıfırdan büyük değerler alacak arkadaşlar. Yani bu ne demek? F fonksiyonu kesinlikle burada artan demek. Hangi aralıkta? Eksi sonsuzdan 2'ye kadar gördüğün bütün sayı değerlerinde bizim fonksiyonumuz artan. Neden artan hocam? Çünkü f'in türevinin grafiğini vermiş. Ve türevinin grafiği de x ekseninin üstünde kalan kısımlar demek pozitif demektir dostum. Ve pozitif olması da f'in türevi demek ki buralarda pozitifmiş ve artan olduğu anlamına da geliyormuş kardeşim. Peki 2'den 4'e kadar olan ki kısma bakın. Bakın şuradaki kısımda fx, f'in türevinin dediğimiz ifadeler, f'in türevi x'in altında kalmış. Demek ki buradaki 2 ile 4 aralığında f'in türevi negatif değerler alıyor. Negatif değer alması demek azalan olduğu anlamına geliyordu. 4'ten sonra bakın pozitifleşmeye başlamış. X'in üstüne çıkmış. Demek ki burada da f'in türevi 0'dan büyük, yani artan anlamına geliyor. Şimdi fonksiyona bakalım. Eksi sonsuzdan 2 aralığında, eksi sonsuzla 2'ye kadar, evet x eksinin üstünde olduğu için türevi 0'dan büyüktür. 0'dan büyük olduğu için de artandır. Bu doğru. 2 ile 4 aralığında şu aralıktan bahsediyor. X'in altında kaldığı negatif değerler alır. F'in türevi negatif değerler aldığı için azalandır. Bu da doğru. 4'ten sonra diyor. 4 ile sonsuz aralığında X'in üstünde kaldı. Yani X'in üstünde kalması demek bu grafiği, hangisinin grafiği verildiyse o pozitif demektir. Pozitif olduğu için de kardeşim artandır. Bu da doğru. Demek ki hepsi doğru. 2 numaradayım. Yukarıdaki fx fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Bakın yine türevinin grafiği. Dikkatli olalım. Fx fonksiyonu hangi aralık, aşağıdaki aralıkların hangisinde artandır? Şimdi burada şuna bakmıyorum. Türevinin grafiği verildiğinde. Hocam şuradan şuraya kadar yokuş çıkıyor. Yok. Burada öyle değil. F'in grafiği verildiğinde yokuş çıkıyor mu, yokuş iniyor mu, buna bakıyorum. Ama türevinin grafiğinde neye bakıyormuşum? Birinci soruda ne dedim? X'in üstünde kalan kısımlarda artan. Bak eksi 4 ile 1 aralığındaki şu kısım x'in üstünde kalmış. Gördün mü? Demek ki burada artan. Eksi 4 ile 1 aralığında artandır. Eksi 4 ile 1 aralığında artandır. 1 ile 4 aralığında bak aşağıda kalmış. Burada azalandır. 4'ten sonsuza kadar da artandır. Çünkü x'in üstünde kalmış.
Cevap ya 4'ten sonsuza kadar ya da eksi 4'ten 1'e kadar. Eksi 4'ten 1'e kadar var. Bu aralıkta artandır. 3 değil. Şekilde yine bakın türevinin fonksiyonunun grafiği verilmiş. Fx fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralıktaki azalan olduğu, yani x'in altında kalan kısma bakacaksın. Şuradaki kısımda azalan değil mi arkadaşlarım bizim fx'imiz? Çünkü f'in türevi burada x'in altında kalmış. İşte buradaki sayılar 2, 3, 4 ve 5 sayılarının toplamı kaçtır diye soruyor. Şunlar 5, 5 de burada 10, 4 de burada 14'müş toplamları arkadaşlarım. Dördüncü sorudayım. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonun türevi olan f üssü fonksiyonun grafiği burada verilmiş. Bakın ne diyor şimdi? Grafiği biz hiç şeylere bakmadan kendimiz önce şey yapalım. Türevinin grafiği. Şuradaki kısım x'in üstünde kalmış. Demek ki burada f artan. Artan. Yani f'in türevi büyük sıfırdan. Şu kısım x'in altında kalmış arkadaşlarım. Demek ki f azalan, yani f'in türevi sıfırdan küçük olduğundan dolayı diyoruz. Şimdi bakalım. Burası x sıfırdan küçük için diyor. Küçüktür sıfır değerleri, yani x'in sıfırdan küçük olduğu yerler buradan bahsediyor. Artandır diyor. Evet, x'in üstünde kaldığı için artan. X sıfırdan büyük değerler için şuradan bahsediyor bize. X'in altında kaldığı için azalandır. Bu da doğrudur arkadaşlarım. F'in f'de 0 eksi 1'dir diyor. F'de 0 eksi 1 falan değil arkadaşlarım. Hani türevinde 0'ı dese belki yine bir şeyler buluruz ama f'de 0'ı bilmediğim için tanımsızmış orada hatta. Bakın şurasını boş vermiş bize. İçi boşmuş. Bunun hakkında bir yorum yapamıyorum kardeşim. O yüzden bu yanlış. Hangileri doğrudur diyor. 1 ve 2 doğrudur. Cevabım da Denizli geldi. 5. sorudayım arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Diyor ki gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonunun türevi f üssü ile gösterilmek üzere f üssü fonksiyonun grafiği şekildeki gibi doğrusaldır. Şimdi bakın burada ne konuşalım biz? F üssünün grafiği bu. Sen şimdi bu f üssünde x yerine eksi 2 yazarsan, eksi 2 yazdığında şuradaki noktanın karşılığı eksi 2'ye 0 ya. Eksi 2 yazınca bu doğruda, bu doğruda türevi, demek ki türevinde eksi 2 yazınca karşılığı 0. Ya da türevinde 0 yazınca, şu noktanın değeri de 0'a 4 noktası ya, karşılığı 4. Şimdi peki bu ne demekti arkadaşım? F'in türevinde eksi 2 0'sa bu şu demek değil midir? F fonksiyonunun eksi 2 apsisli noktasındaki teğetinin eğimi 0 demekti. Hatırladın mı önceki köşe taşlarını? F fonksiyonunun x eşittir eksi 2 apsisli noktada teğetinin eğimini nasıl bulurdum ben? Türevinde eksi 2 yazarak. O da 0'mış. Demek ki eksi 2'deki teğetinin eğimi 0 olacak. Teğetinin eğimi 0'sa fonksiyon ya x eksenine teğet olacak ya da eksi 2 noktasında, tam böyle eksi 2 noktasında şurada şöyle hani oluyordu ya, böyle bir çizgi, biz teğetini paralel teğet olarak çiziyorduk. Böyle olacak kardeşim. Şimdi birinci şıkka bakın, birinci öncüle. Şurada gördüğünüz gibi eksi 2'de teğet. O zaman türevi kesinlikle sıfırdır diyebilirim. Eksi 2'de bakın çizilen teğet doğrusu x eksenine paralel. Türevi kesinlikle sıfırdır diyebilirim. 1 ve 2 doğru. Ama 3 numaraya bakın. Kırık çizgi var. Türevi tanımlı değil arkadaşlarım. Türev yoktu burada. Eksi 2'de 0 değil. Yani tanımsızdır. O yüzden 3 olmayacak. 1 ile 2 olacak. Cevabım Denizli'ymiş dedim dostlar. Ve çevirdim. 8 numaralı köşe taşındayım şimdi. Bakalım ne diyor. Diyor ki eksi 6'ya 6 aralığının ve f'nin türevinin grafiği verilmiştir. Yine türevinin grafiği dostum. Buna göre f için şunları 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 hangileri doğrudur diye bir soru sormuş. Şimdi türevinin grafiği. O halde şuradaki değerler için x'in üstünde kalan kısım olduğundan, şu sıfıra kadar olan şu aralıktaki kısım, burada f artandır arkadaşlarım. Sıfırdan sonraki şu kısım için şuraya kadar da f'imiz azalandır. Hatta şuraya kadar değil, pardon. Şurada yine bir artış var arkadaşlarım. Şu eksi 2'ye kadar. Şu eksi 2'ye kadar olan kısım
Pardon, niye öyle söylediysem, şunlar sonuçta x'in altında kaldığı için arkadaşlar türevinin grafiğine bakıyoruz. Burada da azalandır dostum. Türevinin grafiği olduğunu bir an unuttum. Yokuş mu çıkıyoruz diye düşündüm. Şimdi madem ki böyle, şunu bir konuşalım. F'de eksi 5, eksi 5 burada. F'de eksi 3, eksi 3 burada. F'de eksi 2, eksi 2 de burada. Yani hepsinde artan değerler koymuşuz arkadaşlar. Peki artan demek ne demek? Eksi 5 koyduğumda atıyorum karşılığı ne çıkacak bunun? Sallıyorum kafadan tamamıyla. 1 çıktı. Eksi 3 koyduğunda daha büyük bir değer çıkacak. Çünkü artan bir fonksiyon. Artan demek gittikçe artacak demek kardeşim. Tabi bu fx'in fonksiyonunda olacak. Bu türevde gösteriyorum ben ama türevde değil. Yani fx fonksiyonu şöyle bir şey olacak arkadaşım. Sürekli artıyor ya. Şimdi sen eksi 5 dediğin için şuraya geldi. Eksi 3 dediğinde şuraya geldi. Eksi 2 dediğinde de şuraya geldi. Bakın her birinin değeri gittikçe büyüyor. Artan değerler verdikçe fonksiyonumun da artması lazım. Çünkü fonksiyon artan bir fonksiyon. O yüzden bir numaralı öncül doğru. Bu aralıktaki fonksiyonlarım azalandı. Bakın 4 burası, 3 burası, 4 burası, 1 de burası arkadaşlar. Demek ki ben burada değer verdikçe mesela 1 verdim, 3 verdim mi daha az, 4 verdim mi daha az değer çıkacak. Demek ki en büyük değer f'de 1 olacak. Çünkü bu aralıktaki ifadelerde fonksiyonum azalan olduğu için 1 verince bir değer çıkacak. 3 verdiğimde azalan olduğu için daha az bir değer çıkacak. Gittikçe mesela 4 verdiğimde daha da küçük bir değer. İşte 5 versem daha küçük bir değer gibi olacağından evet f'de 4 en küçük değeri alır. Burada da doğru demiş arkadaşım. Bu da doğrudur dostlar. F fonksiyonu x küçük 0 için, 0'dan küçük değerler için f fonksiyonu türevi x'in üstünde kaldığı için artandır, doğrudur. Demek ki 1, 2, 3 doğrudur diyebilirim. 2'ye geldim. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonun türevi olan f üssü fonksiyonunun grafiği aşağıdaki dik koordinat düzlemin verilmiş. Buna göre diyor, şunların doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi bak, bizim fonksiyonumuzun türevinin grafiği verilmiş. Ve hepsi de x'in üstünde kalmış, gördünüz mü? Demek ki f fonksiyonu artan bir fonksiyon. Şimdi eksi 3'ü verdiğim zaman bir değer bulurum. Ama eksi 3'ten büyük bir değer verdiğinde, yani f'de eksi 2 verdiğinde bu bulduğum değer daha büyük olmalı. Çünkü şöyle göstereyim size, fonksiyonun grafiği artan diyor ya. Artan dediği için şöyle bir fonksiyon olacak. Şimdi eksi 3 değerini verdin, şurası geliyor. Eksi 2 değerini verdin, burası geliyor, şurası. 1 değerini verdin, bak daha büyük bir değer çıktı. Artan fonksiyonlarda değer büyüdükçe alacağı sonuç da daha büyük olacağından arkadaşlarım, alacağı değer de daha büyük olacağından gittikçe büyüyecek benim aldığım değerler. Demek ki eksi 3 verdim. Birazcık büyük bir değer verdiğimde bu daha büyük çıkmalı. Böyle olacak. Biraz daha büyük bir değer verdiğimde bu daha da büyük olmalı sonucu. O yüzden bu şekilde oldu. Bak eksi 3 verdim. Burası. Eksi 2 verdim. Burası. 1 verdim. Burası çıktı. Bak gittikçe değerler yukarıya doğru çıkıyor. Artıyor. Artan fonksiyonda değer verdikçe, değerler arttıkça aldığı sonuçlar da artar. O yüzden cevabım Adana'dır dedim Goberler. Evet 8 numarayı da gömdük. Şimdi 9'a geçeceğiz. Videoda birazdan duracak arkadaşlarım. Ben kendim durdurayım. Birazdan kendim başlarım. Hemen başlattım arkadaşlarım. 9'la devam ediyorum şimdi. Evet birinci sorumuz. Aşağıda AB aralığında tanımlı fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Tamam bu fx'in grafiği. Fonksiyonlarından hangileri aynı aralıkta daima azalandır diye de bir soru sormuş bize. Daima azalanı arıyoruz şimdi. Önce şuna bir bakalım. Şimdi bu fx fonksiyonu bakın artış gösteriyor arkadaşlarım. Yani fx fonksiyonu artış gösterdiği için f'in türevi yokuş olduğu için burası artan fonksiyondur ve daima türevi sıfırdan büyüktür dedi. Bir de bu aralıktaki x değerlerine bakın arkadaşlarım. X değerleri bu aralıkta daima artıdır değil mi? Şuradaki x'lerden bahsediyorum. A ile B aralığında. Orijinin sağ tarafı olduğu için bunlar da artı değerlerdedirler.
Bir de fx'imizin değerlerini bulalım. X yerine bir şey yazdığınızda bakın x'in altında kaldığı için fonksiyon negatif değerler alacak. Demek ki fx'imiz de eksi değerler alacak diyebiliriz. Şimdi hangileri aynı aralıkta daima azalandır diyor. Azalanlık artanlık için türevine bakıyorduk. Bu ifadenin türevini alıyorum. Birinci ifadenin türevi. F'in türevinde eksi x diyorum. İçine de girdim çarpı eksi x'in türevi eksi 1. Şimdi f'in türevinde eksi x. Şimdi ben x yerine artı bir sayı yazacağım. Misal 3 yazdım diyelim. Atıyorum kafadan. Fakat 3 yazınca f'de eksi 3 geliyor. Yani şu taraftaki bir değer için bahsediyoruz biz. E fonksiyonun bu taraftaki grafiğini bilmediğim için yani artıyor mu, azalıyor mu, pozitif mi, negatif mi, belki üstte, belki aşağıda. Bunun hakkında tam bir yorum yapamayacağım arkadaşlar. O yüzden bu şimdilik dursun. Yorumsuz bu. Bu daima artan da olabilir, daima azalan da olabilir. Bunu geçtim. İkinciye geldim. Türevini alıyorum. Şimdi bölümün türevi var. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci. Bölü bir de ikincinin karesi f kare x var. Şimdi burada bir şeyin karesi olduğu için buranın sonucu bir kere daima pozitif çıkacak. Yani paydamız daima pozitif. Üst tarafa bakalım. Fx'ler eksi olduğu için şurası eksi. F'in türevi sıfırdan büyük de artanlıktan dolayı burası artı. X'lerimiz de artı, burası artı. Eksi, eksiyle de buradaki artının çarpımı eksi olduğu için eksi eksi geldi. Yani eksiyle eksinin toplamı eksi geldi. Eksi bölü artı da sonucu negatif çıkarttı. Bakın daima azalandır diyebilirim 2 numara için. Geldim 3 numaraya türev alıyorum hemen 3'ün türevini. Önce üstten türev alıyorum. 2'yi başa getirdim. Kuvveti bir azalttım. 1 oldu. Çarpı bir de f'in türevinde x geldi. Şimdi fx'lerimiz neydi kardeşler? Eksi. F'in türevi neydi? Artı. Eksi ile artının çarpımı ne çıktı sonucumuz? Negatif. Yani daima azalan çıktı. 2 ile 3 numaralı fonksiyonlar daima azalanmış dedim. Geldim 2 numaralı soruya. Şimdi önce grafiği yorumlayalım. Bakın fonksiyon aşağıya doğru yokuş aşağı iniyor. Demek ki azalan bir fonksiyon. Azalan demek türevi kesinlikle sıfırdan küçük demek. X'in üstünde olduğu için fx'lerin değerleri daima y'nin pozitif tarafına karşılık geliyor. Bakın buradaki sayılar çıkıyor. Demek ki fx değerleri daima sıfırdan büyük. Yani artı, bunlar artı, bunlar eksi. Bir de x'lere bakın. Şuradaki sayılardan bahsediyor. A ile b arasındaki sayılar pozitif olduğu için x'ler de pozitif. Şimdi buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi daima artandır? Hangisinin sonucu türevi sıfırdan büyüktür? Hadi A şıkkına bakalım. A şıkkının türevini alıyorum. 2x artı f'in türevinde x geldi. X'ler artıydı, burası artı. F'in türevi eksiydi, burası eksi. Artıyla eksinin toplamından bahsediyor dostum. Artık hangisi daha büyük, hangisi daha küçük olduğu duruma göre değişecek bu. O yüzden bu yorumsuzdur. Bunda bir şey söyleyemem. B şıkkına geldim. Türevini alıyorum. Önce üstün türevi. 3 başa geldi. Kuvveti bir azalttım. Çarpı içinin türevidir. F'in türevini yazdım. Şimdi f'in karesi olduğu için şurası daima pozitif. Bir şeyin karesi her zaman pozitif olacaktı. Buraya artıyı çaktık. Sonra f'in türevi daima negatif azalan olduğu için eksiydi. Burası da eksi. Artı ile eksinin çarpımı ne çıktı? Eksi. Demek ki bu b şıkkı daima azalan olacak. Bu da gitti. C şıkkına geldim. Türev alıyorum. Şimdi çarpımın türevi var. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi fx'imiz neydi arkadaşım? Fx'ler artıydı. F'in türevi eksiydi. X'lerimiz de artıydı. Eksi ile artının çarpımı eksi. Artıyla eksinin toplamı. Yine yorumsuz bakın. Büyüklük küçüklüğe göre de bunun eksi mi artı mı çıkacağını bilmediğim için bunun hakkında da yorum yapamadım. Hadi Denizli şıkkına geldik. Denizli'yi de şurada yapalım hemen. D şıkkı. F'in türevi içine aynen yazdım. Çarpı içinin türevi. Eksi 2x geldi. Şimdi x'lerimiz artı. Eksi ile çarptığım için burası eksi çıkacak. X karelerimiz artı. Başına da eksi geldiği için burası eksi bir sayıdır. F'in türevinde eksi bir sayı. Dostum yine eksilerde ne olacağını bilmediğim için buna da yorumsuzdur dedim. Bu da geçti. Gerçi F'in türeviymiş bu arkadaşlar. F'in türevi olduğu için
Burası da daima eksi gelecek. F'in türevinde içinde ne yazarsa yazsın hep negatif çıkacaktı. Eksi ile eksinin çarpımı da artıdır. Bu, ha gerçi yok, yine eksi olduğu için ne tarafa geldiğinde düştüğünü bilmiyorum. Tıpkı A şıkkındaki gibi, doğru doğru. Bu da yorumsuzdur. Bunun da hakkında bir şey söyleyemem. Edirne şıkkına geldik. Onu da şu köşede yapalım. Demek ki doğru cevap zaten evet, şıklarda da Edirne diyormuş. Hadi Edirne'nin türevini alalım. Bu bir kere önce düzgün yazarsak f üzeri eksi 1 x'tir. Şimdi türevini alırsam eksi f üstünde eksi 2 gelecek x çarpı bir de içinin türevi f'in türevinde de x geldi. Şimdi f'de x'lerimiz nasıldı bunlar? Artı, karesini aldım yine artı, başında eksi var, eksi. F'in türevi de eksiydi. Eksi ile eksinin çarpımı bakın artı çıktı. Daima pozitif geldi. Demek ki doğru cevabımız Edirne'ymiş dedim dostlar. 9 numarayı gömdük. Şimdi aldık 10 numarayı önümüze. Bakalım ne diyor. 1. ve 3. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız diyor. Tamamdır, biz de öyle yaparız şimdi. Evet. İfadelerinden hangileri doğrudur diye bir soru sormuş. Bakın f'in türevini vermiş bize. Şimdi f'in türevini verdiğinde 0 ile 2 aralığında diyor. Şuradan 0'dan 2'ye doğru giderken f'in türevi artandır. Evet doğru. Şimdi türevinin grafiği verildiğinde eğer fonksiyon için bir şey söyleseydim, yani f için bir şeyler söylediğim zaman altta mı üstte mi diye bakıyorduk. Mesela bakın ikinci öncüle bakın, 0-2 aralığında. Dostum f'den bahsediyor. F'den bahsettiği için x ekseninin altında kalan kısımlarda f'in türevi ne olacaktı dostum? 0'dan küçüktü. O halde fx fonksiyonumuz azalandır diyebiliriz. Çünkü x ekseninin altında. Yani bu doğrudur. Peki geldik 3. öncüle. 4 ile 5 aralığında şuradaki aralıkta kimi soruyor? F'in türevini soruyor. Evet, bu fonksiyonun kendisini soruyor. Kendisini sorduğu için de burada da azalan bir hareket yaptığı için evet doğru, azalandır. Bu da doğru dostum. Edirne şıkkımız doğru cevap. Şimdi ikincisine bakıyoruz. Fonksiyonumuzun grafiği yukarıda. Önce şu birincisine bakalım. Eksi 2 ile 0 aralığında f'in çift türevi 0'dı. Küçüktür 0 diyor. Şimdi eksi 2 ile 0 aralığını konuşalım. Şu aralıktan bahsediyor dostum. Şuradan konuşuyoruz. Şimdi burada f'in türevi azalan bir fonksiyon değil mi? Aşağıya doğru iniyor. F'in türevi azalan. Aşağı doğru indiği için. F için bir şey söyleyebilir miyim burada? Evet, f de azalan bir fonksiyon. Eksi 2'den sonrası için. Çünkü neden? X türevi x'in altında kalmış. O yüzden de diyebilirim. Ama bizi ilgilendiren şu anda buradaki fonksiyonun kendisi. Yani f'in türevini ilgileniyorum. F'in türevi buradaki grafiğe baktığında aşağı doğru bir yokuş inme hareketi yaptığı için azalan. F'in türevi azalansa f'in çift türevi ne oluyordu dostum? Küçüktür 0. Aynı şu ilişki gibi. F azalansa f'in bir türevini aldığında küçüktür 0 diyordum. F'in türevi azalansa bir türevini de alıyorum. İkinci türevi küçüktür 0. Mesela şöyle olsaydı. F'in çift türevi azalan deseydim bir türevini daha aldığımda üçüncü türevi 0'dan küçük diyecektim. Artık ben cevabı buldum. F'in ikinci türevi 0'dan küçük. Burada da öyle mi diyor? Evet. Öyle diyor. O yüzden 2 numaralı 2 numaralı sorumuzun birinci öncülü doğru. Bize yanlışı soruyormuş arkadaşlarım. 1 numara doğru çıktı. O yüzden şu 3 şıkkı eledim. Şimdi 2 numaraya bakalım. 0-4 aralığında. 0-4 aralığı neresi? Şurada. Bakın f'in türevi bu aralıkta ne yapıyor? Artış gösteriyor. F'in türevi. F'in türevi artıyorsa f'in çift türevi 0'dan büyük olacak. Hemen ikinci öncüle bakıyorum. Evet, 0'dan büyük. Demek ki bu da doğrudur diyorum. O zaman 2 de doğru. Yanlış şık öncülümüz 3 numaraymış. 3. öncül yanlışmış. C şıkkı yanlış çıktı arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. F'in çift türevinde eksi 2 0'dan küçük. Biz şimdi şuna bakacağız. F'in çift türevi eksi 2 demek. F'in türevi eksi 2 noktasında azalan mı diye bakacağız. Azalan mı diye bakıyorum. F'in çift türevinin fonksiyonunu vermiş bana. Eksi 2 noktasına bakıyorum. F'in çift türevi evet burada daima azalıyor bakın. Gitti, F'in türevi azaldığı için
diyeceğim ki f'in türevi burada azalansa, f'in çift türevinde buradaki bütün sayıları hangisini yazarsam yazayım sıfırdan küçük çıkacak. O zaman bu doğrudur arkadaşlar. A şıkkımız doğru. Geldik B şıkkına. F'in çift türevinde 0, 0'dır diye soruyor. F'in çift türevinde 0, evet bakın buradan çizilen teğet doğrumuz x eksenine paralel olduğu için eğimi 0'dı. Dolayısıyla türevinde, yani türevinin türevi de eşittir 0 olacak. Bu da doğru. Geldik C şıkkına. F'in çift türevinde 1, 0'dan büyüktür. F'in çift türevinde 1. 1 burada dostum. Ve bakın f'in türevi bu aralıkta artan bir aralıktır. Demek ki bir değeri için arttığına göre f'in türevi bir değeri için artış gösterdiğinde türevinin türevi de bir değeri için sıfırdan büyük olacak diyeceğiz. O zaman bu da doğrudur. Geldik şuna. F'in çift türevinde 3. Bunun için neye bakacağım ben şimdi? F acaba 3 için artan mı azalan mı? Sıfırdan küçük dediğine göre azalan olup olmadığına bakacağım. Peki 3 değeri burada. 3 değerinde benim fonksiyonum ne yapıyor? Artış gösteriyor, yokuş çıkıyor. Artandır arkadaşlarım. Artan olduğu için de buranın sıfırdan büyük olması lazım. O yüzden yanlış şık Denizli şıkkıdır dedi. Geldim 4 numaraya dostum. Bakalım 4 numara ne diyor? Şimdi süremiz de dolacak ya. Neyse bekleyelim birazcık da arkadaşlar. Evet başlattım hemen. 4 numaradayız. Şimdi bakın yine f'in türevinin grafiğini vermiş. Fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f'in çift türevi küçük eşittir x. Ki f'in çift türevinde x küçük eşittir 0. Değerini sağlayan diyor. Kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi f'in çift türevi küçük eşit 0 olması demek ne demek dostum? F'in bunun bir önceki türevinin, f'in türevinin azalan olduğu yerleri soruyor bize. F'in türevi azalacak. Peki nerede azalıyor? Bakın şurada azalmaya başladı. Şu aralıkta şuraya kadar azalıyor. Eksi 2 ile 0 aralığında bir azalış gösteriyor. Eşittir 0 olduğu için şuradaki ve şuradaki değerleri de kabul edeceğim. Yani eksi 2'yi, eksi 1'i ve 0'ı alacağım. 3 tane değerde azalıyordur diyeceğim dostlar. Geldik şu sorumuza. 5. ve 6. soruları buna göre cevaplayın diyor. Bakın f'in çift türevinin grafiğini vermiş bize. Şimdi f'in türevi hakkında yorumlar istiyor benden bu öncülde. Türevini hakkında yorumlar yapalım dostlarım. Şimdi ne demiştik? Biz hani şöyle yapıyorduk. F'in türevinin grafiği verildiğinde f hakkında yorum yapıyorduk. Artan mı azalan mı? Bunun içinde x'in üstünde mi altında mı diye bakıyorduk. Şimdi ne yapmış? F'in çift türevini vermiş. Ben de f'in türevi hakkında yorum yapacağım. Bakın f'in çift türevi burada. Şimdi x'in altında kalan şu kısımlarda, x'in altında kalan şu kısımlarda kardeşim, f'in çift türevi negatif değerler alır. Burada f'in çift türevi küçüktür 0. O zaman f'in türevi bu aralıkta artandır diyeceğim ben arkadaşlarım. Artan değerler alacak diyeceğim. Yani şey, küçük 0 olduğu için azalan değerler alacağım. F'in türevi azalandır. Şurada da f'in türevi azalandır. Peki diyor ki 0 ile 2 aralığında. Bak 0 ile 2 şu aralıktan bahsediyor. E dostum 0 ile 2 aralığında f'in çift türevi x'in üstünde olduğu için x'in üstünde olması demek ne demek? Pozitif değer alıyor. Yani burada f'in çift türevi 0'dan büyük değerler alıyor. E 0'dan büyükse f'in türevi de artan demektir. Evet bu doğrudur. F'in türevi artandır arkadaşlarım. Geldim ikinci şıkkımıza. 0 ile 2 aralığında f'in çift türevi azalandır. 0 ile 2 aralığında f'in çift türevine bakın. Evet direkt bu fonksiyonu verdiği için fonksiyon üstünde yokuş aşağı yokuş yukarı muhabbeti yapıyorum. Yokuş aşağı indiğim için burada arkadaşlarım azalandır. F'in çift türevi azalandır. Doğru. 3 ile 5 aralığına bakın diyor. Şimdi bakalım o aralığa. Şurayı bir temizleyelim. 3 ile 5 aralığına bakıyorum. F'in çift türevi artan. 3 ile 5 aralığında. F'in çift türevi artan ve yokuş yukarı çıkıyor. Bak F'in çift türevi artan diyebilirsin. Bu bir. Yokuş yukarı çıktığı için. X ekseninin altında kaldığı için f'in çift türevinin sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirsin.
Yine x eksenin altında kaldığından, yani f'in çift türevi sıfırdan küçük olduğundan f'in türevi için azalan olduğunu söyleyebilirsin. Tamam, bakalım ne diyor? 3 ile 5 aralığında f'in türevi azalandır. O zaman bu da doğru. Evet, 4 D şıkkına bakıyoruz şimdi. D şıkkı diyor ki 3 ile 5 aralığında yine burada f'in çift türevi artandır. Evet, biz de zaten öyle söyledik. Yokuş yukarı çıktığı için artandır. Bu da doğru. Cevap bu çıktı. F'in 3. türevi 0'dan küçük. Hayır, 0'dan büyük demesi lazımdı. Geçtik bunu da. Şimdi geldik şu sorulara. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye bir soru sormuş. Şimdi f'in çift türevinde 4 ile f'in 3. türevinde 3 küçüktür 0 diyor arkadaşlarım. F'in çift türevinde 4'ü bulalım şimdi. 4 burada. 4'ün karşılığına bakın. Eksi bir değer olacak. Burası negatif bir değer. Şimdi 3 diyor. Bu 3 dediğimiz şu aralıkta f'in fonksiyonunu vermiş bize. Buradaki teğetimiz buradan çizilen 3 noktasından çizilen teğet x eksenine paralel olduğu için arkadaşlarım, x eksenine paralelse bunun türevinin türevi, yani ikinci türevin türevi de 3 değeri kesinlikle 0'a eşit olacaktı. Çünkü teğetinin eğimi 0'dı kardeşim. O zaman burası da 0 çıktı. Eksi ile 0'ın toplamı eksidir. Yani 0'dan küçüktür. O zaman birinci öncülümüz doğrudur dedim ben. Geldim ikinci öncüle. F'in 3. türevinde eksi 1'den bahsediyor. Şimdi eksi 1... Direkt biz önce üçüncü öncülü bir konuşalım. Şimdi bir doğru dedik değil mi? Bir olmayanları bir silelim şöyle biz. Üçüncü öncüle bakalım. F'in türevinde 3 diyor. Şimdi 3 nerede? Şurayı bir temizleyeyim. Evet. Şimdi 3 değeri için şuradayız arkadaşlarım. Ve F'in türevi... Biliyorsunuz f'in çift türevi burada negatif değerler aldığı için f'in çift türevi 0'dan küçük değerler alıyor. Bu 1. F'in çift değeri 0'dan küçükse f'in türevi ne diyeceğiz bu durumda? Azalandır diyeceğiz. Azalan bir değer alacak. Azalansa arkadaşım f'in mesela azalan değer olduğu için f'in 3. değeri ile f'in 4. değeri arasında şöyle gittikçe azalacak. Yani 3 verdim mi bir değer çıkıyorsa, mesela a değeri çıktı atalım. 4 verdiğimde azalan bir fonksiyon olduğu için a'dan daha küçük bir değer çıkacak. Mesela a eksi 1. İşte burası 5 ise mesela burası 4 olacak gibi. Gittikçe küçülmesi lazım. Yani 3 değerinin bir sonraki gelen değerden daha büyük olması lazım. Ama bu ne diyor? Yanlış ol. Tersini söylüyor. O yüzden bu yanlış kardeşim. 3. öncülü doğru olmayacak. Bu gitti. Şimdi 2 numaralı öncüle geldi sıra. Bakalım bunu kontrol edelim. F'in çift türevinde eksi 1. Şimdi eksi 1 nerede arkadaşım? Şuradaki aralıkta. Eksi 1 dediğimiz şey burada. Bizim fonksiyonumuz burada nasıl bir fonksiyon? Artan bir fonksiyon. F'in çift türevi burada artan bir fonksiyon. Artansa bunun bir kere türevini aldığında, yani 3. türevinin ne olması lazım? 0'dan büyük olması lazım. O zaman bu aralıkta bu eksi 1 dediğim ifadede burası kesinlikle ne çıkacak? Pozitif çıkacak. Şimdi f'in 3. türevinde 1'den bahsediyor. F'in 3. türevinde 1 şuraya geliyor ve bizim fonksiyonumuz burada azalan. Azalış gösteriyor. F'in 2. türevi azalan bir fonksiyon. O zaman bir kere türev aldım. 3. türevi küçüktür 0 olacak. Peki burası da küçüktür 0 ise eksi gelecek. Eksi ile artının çarpımı da nasıl bir değer olacak arkadaşlarım? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı burası. Artı burası topladım. Yine artı çıkacak. Yani sıfırdan büyük. O zaman bu da doğrudur dedim. Demek ki 1 ve 2 doğrudur diyebiliriz dostlar. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet, köşe taşlarını bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin gobeller.